Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ yani TUSAŞ, Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Anka ve Aksungur gibi üst düzey insansız hava araçları ve atak helikopterleri gibi son derece önemli projeleri üreten ve Türk ordusunun en değerli projesi olarak görülen milli muharip uçağı geliştirerek Türk ordusunun gücüne güç katan TUSAŞ firmamız, elinden gelenin en iyisini yaparak Türk milletini gururlandırmaya son hızıyla devam ediyor. Özellikle TUSAŞ ve Baykar firmalarımızın üstün başarısı sayesinde insansız hava araçlarında dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldik. Bildiğiniz üzere insansız hava aracı piyasasında sayılı ülkeler var. Bunlar İsrail, Amerika, Çin ve Türkiye. İsrail, kamikaze İHA alanında çok gelişmiş bir ülke. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Fakat Türkiye'yi kamikaze İHA alanında öne çıkaracak TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni bir sistem geliyor. Hatta bu sistem İsrail'i bile teknoloji konusunda geride bırakabilir. TUSAŞ'ın üreteceği bu kamikaze insansız hava aracı bize ne gibi katkılar sağlayacak? Ordumuz için kritik bir sistem mi? Gelin anlatmaya en detayıyla başlayalım. TUSAŞ daha önce Anka ve Aksungur gibi son derece zirve teknoloji SİHA'ları bize kazandırdı. Bu sefer ise kamikaze insansız hava aracıyla karşımıza çıkıyor. Birkaç yıl önce Azerbaycan'da Anka'ya takılan Şimşek ile dünyada bir ilki başaran TUSAŞ firmamız, daha sonra ise Şimşek sistemini 200 km menzilli ve 5 kilogram patlayıcı taşıyabilen kamikaze bir insansız hava aracına çevirmişti. Bunun üzerine seyir füzelerini taklit edebilme yeteneği de kazandırılmıştı. TUSAŞ şimdi ise Şimşek insansız hava aracında büyük bir geliştirmeye giderek Şimşek sistemini süpersonik hızları geçebilecek seviyeye getirmeyi planlıyor. Kamikaze insansız hava aracımızın en büyük özelliği ise F-16 savaş uçaklarını taklit edebilmesi olacak. Bu özelliğiyle kendini radarda F-16 gibi gösterip düşmana yem olacak. İşte bu özelliği sistemimizin can alıcı noktası diyebiliriz. Geliştirilmeye devam edilen Şimşek sistemi hem F-16 uçaklarını taklit edebilecek hem de uçak ve SİHA'lardan fırlatılarak hedeflerini vurabilecektir. Ayrıca Şimşek sisteminin sürekli gelişmesi ihracat ihtimalini büyük seviyede arttırıyor. Türk ordusuna büyük bir güç katacak sistemi şu anda elimizde olan bilgilerle sizlere anlatmaya başlayalım. TUSAŞ Şimşek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından 2009-2012 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için tasarlanan, geliştirilen ve inşa edilen, turbojet ile çalışan radyo kontrollü, yüksek hızlı, hedef insansız hava aracı ve havadan karaya füzedir. TUSAŞ Şimşek, havadan havaya, karadan havaya, uçak savar topçu ve füze sistemlerinin izleme ve atış eğitimleri için düşman uçak ve füzelerini simüle etmektedir ve Ekim 2021 yılında kamuoyuna sunulan varyantı ile karadan kalkarak, karadan karaya, karadan satha hedefleri vurabilme yeteneği kazandırılmıştır. TUSAŞ Şimşek, adını bir doğa olayı olan Şimşek'ten almıştır. TUSAŞ Şimşek 2009 yılında geliştirilmeye başlandı ve prototipi aynı yıl Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda kamuoyuna sunuldu. İnsansız hava aracı ilk uçuşunu 4 Ağustos 2012'de yapmıştı. 22 Ekim 2021'de hedef insansız hava aracı olan Şimşek, katapult sistemiyle fırlatılabilen karadan karaya füzeye dönüştürüldü ve ilk karadan karaya testini hedefi başarıyla vurarak gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız Şimşek artık vurmaya karar verdi. Şimşek, GPS güdümlü otonom uçarak uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş. "Tebrikler TUSAŞ, tebrikler Roketsan" ifadelerine yer vererek projeyi test videosuyla duyurdu. Şimşek füzesinin havadan karaya varyantı daha önce TUSAŞ Anka'ya entegre edilmiş biçimde görüntülenmişti. Füzenin havadan karaya varyantının da geliştirilmesi bekleniyor. Hedef insansız hava araçları, havadan havaya veya karadan havaya atılan füzelerin envantere girmeden yapılan atış testlerinde hedef olarak kullanılmak üzere farklı boyutlarda ve hızlarda üretilen tek kullanımlık insansız hava araçlarıdır. TUSAŞ Turna, turboprop motorlu hedefleri simüle etmek için, TUSAŞ Şimşek ise turbojet motorlu hedefleri simüle etmek için TUSAŞ tarafından üretilip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiş hedef insansız hava aracı örnekleridir. Dünya genelinde birçok ülke tarafından birçok tipte üretilen hedef insansız hava araçlarının diğer önemli örnekleri ise Rheinfire-B serisi İHA'lar, DRDO Laxia, GAF Turana, AQM-60 Kingfisher, North CT-41 Navhal gibi insansız hava araçlarıdır. Şimşek yüksek hızlı hedef uçak sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında araştırma ve geliştirme projesi olarak başlattığı özgün bir TUSAŞ tasarımıdır. Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari yapıda tasarlanmakta olan Şimşek yüksek hızlı hedef uçak sistemi, hava hava, satı hava, uçak savar ve füze sistemleriyle atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılıyor, muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip yüksek hızlı hedef uçak ihtiyaçlarını karşılıyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.